Gazze ve biraz dış politikaya girelim istiyorum. Şimdi bazı yani yandaş medya çok şaşırıyor bizim Filistin'le gösterdiğimiz dayanışma konusunu hocam. Yani anlamıyorlar. Ya şu çok açık. Biz Gazze'de Filistinli, Nazi kamplarında Yahudiyiz. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderili, Kerbela'da Ehlibeytiz biz. Ya bizim ahlakımıza sizin ulaşmanız mümkün değil ki. Çok şaşırıyorlarmış. Ya bizim ya işte Merdan Yanardağ ya Gazze Filistinler konusunda helal olsun adama bak bu konuda konuşmuş diye. Bizim ahlakımız bu. Anlayamadığınız şey o sizin. Bizi din ve İslam düşmanı zannediyorsunuz. Alakası yok. Biz siyasal İslam düşmanıyız. Biz dinci istismarcıların düşmanıyız. Biz dinci istismarcıların düşmanıyız. Dediğim gibi. Biz Latin Amerika'da yerliyiz. Siz İspanyolların tarafındasınız. Biz bu Türkiye'de 68'liyiz. 6. filoya karşı yürüyenleriz. Siz 6. filoya karşı namaz kılanlarsınız. Bu yüzden anlamanız mümkün değil. Biz Gazze'de de, Batı Şeria'da da, Sabra ve Şetilla kamplarında da Filistinliyiz. Orada biz Arabız. Orada Müslümanız. Daha artıralım mı? Gazze'deki İsrail'in soykırım noktasına varan bu katliamlarına karşı esaslı, ilkeli ve tutarlı bir şekilde karşı koyacak olan bizleriz. Sizin iktidarınız İsrail'le gizli ticaretini sürdürürken dillerinde lanet, fiilen ticaret vardı. Biz Gazze'lilerle dayanışma halindeydik. Biz o gelenekten geliyoruz. Biz 6. filoya hayır, 6. filo defol diyen gelenekten geliyoruz. Filistin kamplarına savaşmaya giden İsrail Siyonizmine karşı dev gençlerin geleneğinden geliyoruz. Deniz Gezmişlerin, Bora Gözenlerin ve diğer orada mezarı olan onlarca arkadaşımız var. O nedenle ben şeye şaşırdım hocam. Suudi Arabistan İsrail'i kınamış. Savaşın 7. ayı. 7 ayda. Ayıp etmiş. Evet, kınamış. Ben okuyunca şaşırdım. Suudi Arabistan'dan sürpriz. Başlıkta da öyle verdik yani sürpriz. 7 ay sonra İsrail'i soykırım yapmaya çalışmakla itham etmiş ya da katliam yapmaya çalışmakla itham etmiş ve kınamış, iyi mi? 7 ay sonra. O yüzden biz burada söyledik. Emre Hoca da söyledi. Ya niye bu Arap ülkelerinden ses çıkmıyor? Tek ses çıkan kim? Suriye gibi ülkeler. Onu da boğazlamaya çalışıyorsunuz. Niye? Yani oradaki Arap yönetimi, çünkü şey, seküler bir yaklaşıma sahip, laikliğe değer veriyor, kadının toplumdaki yerini, yani sizin gibi, Suudi Arabistan gibi kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermeyen, sokağa çıkmasını bile yasaklamayan bir yönetim değil yani. Ve mezhepçi bir kafayla bakıyorsunuz. Oradaki yönetim güya Aleviymiş diye. Ki o da doğru değil. O da doğru değil. Üstelik. Üstelik o da doğru değil. Yani Suriye Anayasası tam tersine Sünni mezhebine mensup olduğunu, Suriye halkının büyük bir bölümünün Sünni mezhebine mensup olduğunu anayasasına koymuş bir de. Buyurun hocam. Şimdi demin Bora Kaplan cinayetindeki tutuklamadan söz ederek benim tasarruf genelgesi hakkındaki Allah'tan korkun lafım yarım kaldı. Siz onu haklı olarak onu söylediğiniz için. Şimdi değerli izleyiciler, bu tasarruf genelgesini nasıl uyguluyorlar? Devlet memurlarının işe gidip gelmeleri için onlara tahsis edilmiş olan servisleri kaldırıyorlar. Şimdi yani devlet memurlarına zam yapmamak bir yana, askeri ücrete zam yapmıyor çünkü. Asgari ücrete zam yapmayınca memurlara da zam yapmayacak filan. Belki işte enflasyon oranında şeyi yani TÜİK'i nasıl kullanacaksa onu ayarlayabilirse belki oradan bir şey, küçük bir şey belki yapabilir ama yani devlet memuru zaten açlıktan kıvranıyor. Servisi var, hiç olmazsa işine servisle gidip geliyordu. Şimdi onları kaldırıyorlar. Onları kaldırırken servis var diye yatırım yapmış olan İşte ulaşımcı insanları iflas ettiriyorlar. Ama devlet memurlarına hem vakit hem para yükü bindiriyorlar.
bir defa. Şimdi, ya onların hepsini toplasan, Cumhurbaşkanlığına satın alınan iki tane zırhlı Mercedes fiyatı etmez. Bilerek konuşuyorum. Bütün kamudaki servisleri toplasan, servislere ödenen paraları toplasan, yani Cumhurbaşkanlığına alınan iki tane zırhlı Mercedes'in toplam fiyatını iki tanesini tutmaz. Şimdi bununla yapıyoruz. Sonra da Allah'tan korkun dediğime geliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayınlamış. Öğretmen odalarındaki çay makinalarını kullanmayın diyor. Ya ayıptır. Ya bu öğretmen, ben şurada valla Merdan Bey'i bilmiyorum elektrik, ama. Elektrik hayır, parası. Hayır ben şurada yani 50 dakikalık bir programda onun da yarısı yani 15-20 dakika konuşuyorum. Sesim kısılıyor ya. Yani derste de öyledir. 40 dakika hadi 20-22'ye bölüp biraz tartışma martışma yapardım ben. Dikkat dağılır çünkü 20 dakikada bir. Ama gene sen konuşuyorsun. Yani 40 dakika konuştuktan sonra gidip bir kahve, bir çay, bir şey içiyorsun. Hiç olmazsa sesin açılıyor, boğazın temizleniyor filan. Onu yasaklıyor ya. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yasaklıyor. Devlet servisleri kaldırıyor. Ne o tasarrufmuş. Evet. Allah'tan korkmak lazım. Buyurun efendim. Şimdi ben geçen gün cezaevlerinden gelen bazı mektuplardan söz ettim. Hocam cezaevlerinde büyük bir dram yaşanıyor. Bana cezaevlerinden mektup geliyor. Mesela... Kadın Kapalı Hapishanesi, Bünyan Kayseri, Melek Akgün göndermiş. Örneğin Betül Varan, yine Marmara Kapalı Cezaevi, yani Silivri, İstanbul'dan geliyor. Yine Merve Kurt, Bünyan Kayseri'den geliyor, Kadın Kapalı Cezaevi. Sevcan Akdoğan, yine Bünyan Kayseri. Enteresan, Muammer Kaya, yine Silivri'den gönderiyor. Böyle bir dizi mektup var. Bu mektupların ortak özelliği şu. Son gönderilen mektuptan bir şey belirteyim. Diyor ki hocam, çok önemli. Selamlarımızı gönderiyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz diyor. Merhaba diye başlamış. Tele1'e gönderilmiş bir mektup. Bana gönderilmiş mektuplar. Diğerlerinin hepsi benim adıma geliyor mektuplar. Sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın hapishanede psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle yemek yeme düzeni kesintiye uğradı ve 32-37 kiloya kadar düştü. Yine ifadesiyle hakkında hapishanede kalınamaz raporu verildi ve tahliye edildi diyor. Fakat diyor biz sosyal medya fenomeni değiliz. Nurettin Kaya'dan söz etmiş, 200 gündür psikolojisini bozulduğu için değil, yani cezaevlerindeki kötü koşulları protesto etmek için yemek yemiyor. Yani açlık grevi yapıyor, 80 kilodan 40 kilonun altına düştü. Kullanması gereken B1 vitamini de aylardır kendisine verilmiyor demiş. Nurettin Candan kardeşler dahil, yüksek güvenlikli hapishanelerde kalan tüm tutuklular ve diğer kalanlar insani koşullarda kalabilsin, tecritte yalnızlaşıp intihar etmesin, hastalıklara yakalanmasın diye bir açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri yapıyorlar demiş. Ve devam ediyor. Diyor ki sadece bir talebimiz var diyor. Ailelerimize yakın olan cezaevlerine sevk edin bizleri. Çünkü ailelerimiz yoksul, yani gelemiyorlar. Bize haftada bir ziyaret var. Bizim ziyaretlerimize gelemiyorlar. Taleplerini yazmışlar. Ha, bunu hemen belirteyim. Değerli seyirciler, tamamı cezaevi yönetimlerinin görüldüğü kaşesi var. Bakın ben görebiliyorsanız arkadaşlar şunu alın. Bakın en başta görülmüştür diye gelen yasal mektuplar. Bir bakın arkadaşlar hemen